Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda isobot böceklerinin bakımıyla ilgili, beslenmesiyle ilgili bilgi vereceğim inşallah. Gördüğünüz gibi bu kütük üzerinde kümelenmiş isobotlarımız. Bunlar böyle nemli yaprakların, köklerin altında beslenen canlılar. Şöyle bir akvaryumumuz var. Akvaryumumuzun içerisine bu torfu koyduk. Bildiğimiz bitki torfu. Üzerine yapraklar örttük ve isopotlarımızı koyduk. Burada kendi kendilerine ürüyorlar. Arada yaprak veriyorum yine ben. Ve yine arada da balık yemleri veriyorum. Gördüğünüz gibi buralarda geziyorlar, ürüyorlar. Arada fısfısla nemlendiriyorum ben bunu. Bu şekilde böyle üstü, bakın, yaprakları yemişler. Şöyle doğadan toplamış olduğum yaprakları bunların toprağın üstüne diziyorum. Ve bunları yiyerek besleniyorlar. 2-3 günde bir de nemlendiriyorum ben bunun toprağını. Böyle yaprakları diziyoruz ve bu yaprakları yiyorlar. Dediğim gibi arada da balık yemi atıyorum. Balık yemini de çok seviyorlar. Arada sebze atabilirsiniz. Genelde yaprak veriyorum ben. Böyle bu yapraklar da hem toprağın nemini muhafaza ediyor. Şöyle bir kaldıralım kütüğü bakalım. Altında bir sürü isopotumuz mevcut. Böyle yapışıyorlar altına. Bakın altından yine çıktı. Bu şekilde buralarda, nemli bölgelerde yetişen bir böcek. Bu genellikle teraryum için kullanılıyor bu böcek. Canlı yem yapanlar oluyor. Fakat biz canlı yem için beslemiyoruz. Bunlar teraryumların içerisinde, bioaktif teraryumlarda beslenen canlılar. Beslemesi kolay. 20-30 tane aldığınızda 200-300 taneye kadar hemen bir ay, iki ay içerisinde çıkabiliyorlar. Bunun türü panda diye aldım ben. Panda isopot. Şu gördüğünüz katman muhtemelen bunların dışkısı. Böyle şu odunun üstünde de var kütüğün. Bu şekilde dışkısı var. Hem de güzel bir gübre olmuş oluyor buraya. Belki ileride bu gübreyle güzel bir torfta bitkileri yetiştirebiliriz. Dediğim gibi kolay yürüyen bir canlı. 2-3 günde bir suluyorum ve yaprakları koyuyoruz. Kendi kendine ürüyorlar. Şimdi oynadığımız için alta kaçtılar. Zaten kütüğün altındaki sayıyı gördünüz. Bu videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.